Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf 3. ünite sıvı çözeltiler ve çözünürlük de çözünürlük konusuna geldik. Çözelti, çözücü ve çözünenden oluşan homojen karışımdır. Çözelti de bileşenlerinden genelde çok olan çözücüdür, az olan çözünendir. Yalnız bu durum gazlarda her zaman uymayabilir. Çözeltiler çözünürlük temelinde seyreltik, derişik, doygun, aşırı doymuş, doymamış olarak sınıflandırılabilir. Ama genel olarak şöyle bir gözden geçirecek olursak, çözeltiler seyreltik ve derişik olarak ayrılır. Seyreltik demek çözünen madde diğer çözeltidekine göre daha az, yani birim hacimdeki çözünen maddenin az olduğunu belirtir. Derişik demek, derişik çözelti demek, çözünen madde başka çözeltiye göre daha fazla çözünen madde içeriyor. Birim hacimdeki çözünenin fazla olduğunu söylüyor. Yani en az iki tane olması gerek ki karşılaştıracağımız birine derişik, diğerine seyreltik diyebilelim. Burada derişik çözeltiye çözücü ilave edilirse seyreltik hale, seyreltik çözeltiye çözünen eklenirse de derişik çözelti haline dönüştürülebilir. Daha maddesel, yani daha bize doyurucu sonuç verebilecek anlatma şekli, anlatım şekli. Doymuş, doymamış, aşırı doymuş olarak, daha bilgiye, sayısal değerlere dayalı olarak bunu açıklayalım. Doymamış çözelti demek, belli sıcaklık ve basınçta, belli miktar çözücüde çözebileceğimiz maddeden daha az çözünen var ise doymamıştır. Doymuş çözelti, yani doygun çözelti de denir. Belli sıcaklık ve basınçta, belli miktar çözücüde çözülebilecek en fazla çözüneni çözmüş çözeltiye denir. Şimdi biraz karışık gelebilir ama şimdi açıklayacağım. Aşırı doymuş ya da aşırı doygun çözelti demek de belli sıcaklıkta doymuş çözelti için gerekli olandan daha fazla çözünen madde içerir. Şimdi ne demek bu? 100 mililitre suyun çözebileceği en fazla miktar 36 gram sodyum klorürüdür. Demek ki bu doymuş çözelti. Peki 100 gram suda 36 gram çözünebiliyor ama biz ona 10 gram tuz kattık. Yani 10 gram NaCl kattık, sodyum klorür kattık. O zaman bu doymamış olacaktır. Doymamış çözelti diyelim. Peki 100 mililitre suda en fazla 36 gram tuz çözünüyordu ama biz 40 gram kattık. Peki çözünür mü? Hayır. 36'sı çözünür. Geri kalanı çöker yine. Yani dipte çökelek olarak kalır 4 gramı. Ama ısı verirsek altından ısıtılırsa evet aşırı doymuş çözelti olur. Evlerimizde annelerimizin, babaannelerimizin yaptığı reçel buna güzel bir örnektir. Çünkü meyvenin şekeri var. Daha da şeker katıp eritiyorlar ama çözülebileceğinden fazlası katılıyor içerisine reçelin. Ne yapılıyor? Kaynatıyorlar, kaynatıyorlar, kaynatıyorlar ve inanın kendinin kat kat fazlası şekeri içerisinde çözüyor su ve gayet de güzel oluyor. Ama bakın seyreltik derişik karşılaştırılmasında böyle bir şeye çok gerekli değil. Yani sayısal veriler de kullanabilir ama deriz ki mesela bunda 3 şeker var, bunda 10 şeker var çayımızın. Bu seyreltik, bu derişiktir. Ya da şekerli su var, bir de ballı su var. Şimdi ikisindeki şeker oranlarını karşılaştırabiliriz ikisi arasında. Bu daha seyreltik, bu daha derişik deriz. İçinde çok fazla çözünen madde olan, az çözünen madde olan, çok fazla çözünen madde olana göre seyreltik derişik karşılaştırma yaparız yani. Ama tabii ki doymuş, doymamış ya da aşırı doymuş olayında daha sayısal verilerle, daha net kanıtlarla olaya bakarız. Zaten çözünürlük dediğimiz kavramda çözünürlük formülümüz çözünenin kütlesi bölü 100'dür. Yani belli sıcaklık ve basınçta 100 gram çözücüde çözünen maddenin
derişimine çözünürlük denir. Genellikle gram bölü 100 gram su olarak verilir. Yani şu maddenin çözünürlüğü şu kadardır dediğimizde gram bölü 100 gram olarak alırız. Hemen basit bir örnek üzerinden kavrayalım. 20 santigrat derece 100 gram suda, yani 20 derece santigratta 100 gram suda en fazla 88 gram sodyum nitrat çözündüğüne göre aynı sıcaklıkta 150 gram suda kaç gram sodyum nitrat çözünebilir? Burada 20 derece aynı sıcaklıkta diyor. Yani 20 derece sıcaklık aynı olduktan sonra çözünme değişmez. 100 gram suda 88 çözünüyorsa 100 gram suda 88 gram sodyum nitrat çözünüyorsa 150 gramda ne kadar çözünür? Buradan x eşittir 150 çarpı 88 bölü 100 kaç buluruz? 132 buluruz. Yani 150 gramda 132 gram çözünürmüş. Peki diğer sorumuza bakacak olursak. Şöyle karışmasın aramıza denizleri çizelim pembe. Burada çözünürlük yani gram bölü 100 gram. Yani 100 gramda bu kadar gram çözülmüş. Ve sıcaklık grafiği var. Yani 20 derece santigratta 30 ne demek? Yani 100 gramda 30 gram çözülmüş. Yani toplam kütle 130. 100 gramı su, 30 gramı madde. Çözünürlük demek bu. 40 derecede 100 gramda 60 gram çözünüyormuş. Yani 160 gramın 60'ı madde, 100'ü su. Ne soruluyor bize? 40 santigrat derece santigratta 320 gram doymuş X çözeltisinde kaç gram su bulunur? 40 santigrat dereceye bakalım. 40 santigrat derecede kaç gramda yani 100 artı 60 160 gramda kaç gram su var? Ona bakalım. Çünkü burada 320 gram doymuş çözeltide kaç gram su var diyor. 160 gramda 40 dereceden bahsediyoruz. 160 gramda 100 gram su varsa 160 gram çözülmüş hepsi tuz, su hepsi içinde çözeltide. Öyleyse 320 gram doymuş çözeltide kaç gram olur? Zaten bu bunun iki katı olduğuna göre bunun da iki katı x eşittir 200 gram su bulunur. Sorumuzda yine çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Yani 20 santigrat derecede 30 gram tuz 100 gramda 30 gram çözülmüş. 80 derecede 100 gram suda 50 gram çözülmüş. Bize ne soruyor? 20 derecede doymuş x çözeltisini. 20 dereceye bakalım. 20 derecede doymuş x çözeltisinin sıcaklığı 80 dereceye çıkarılırsa 20'den 80'e çıkaracağız. Yani 30 çözünüyorken 50 çözülmesi gerek. Arada kaç fark var? 20. Peki getirmek için 80 gram tuz gerekiyormuş. 80 gram tuz gerekiyormuş. Normalde 20 dereceden 80 dereceye çıkardığımızda şöyle yazarsak 20 derecedeki çözünürlük 30 grammış 100 gramda. 80 derecedeki çözünürlük 50 grammış 100 gramda. Peki normalde 20'den 80'e çıkarmak için 30'dan 50'ye çıkıyor miktar. Yani 50 eksi 30 eşittir 20 gram tuz ilave edilmesi gerek. Peki 100 gram için 20 gram ilave ediliyorsa 100 gramda 30 derecede 20 dereceden 80'e çıkarmak için 20 gram ilave ediliyordu. Peki 100 gramda böyleyse bizden ne istemiş? Bize 80 gram tuz gerekir demiş. 100 gram için 20 gram gerekiyorsa kaç gram için 80 gram gerekir?
Bu 4 katına çıktığına göre x'i de 400 olarak buluruz. Yani 400 gramda 80 gram tuz gerekir. Sıradaki sorumuzu şöyle yine ayıralım. Yine grafikli ama grafikler her zaman daha kolaydır. Sadece görünüşü zor olduğu için tercih edilir. Çözünürlük ve sıcaklık grafiğimize baktığımızda 20 derecede 100 gramda 20 gram çözünüyormuş. 70 derecede 100 gramda 50 gram çözünüyormuş. A katısının grafiği, çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Bu grafiğe göre 20 derece santigratta 80 gram su ile hazırlanan doymuş X çözeltisine 120 gram su katılarak sıcaklık, bunu sırayla yapalım isterseniz. Çünkü hepsini birden okursak kafamız karışır. Burada diyor ki 100 gram suyla 20 gram, 20 dereceden bahsediyoruz çünkü. 20 derece için bakıyoruz. 120 derece için 100 gram suyla 20 gram tuz, 100 gram su ile 20 gram tuz karıştırılıyorsa, 80 gram su ile ne kadar tuz karıştırılır? Hemen buradan x'in 16 olduğunu bulduk. Peki, 80 suyumuz vardı. 120 gram daha su katıyoruz. 80, 120 daha. 200 gram su oldu şimdi. Peki, bize deniyor ki 70 dereceye çıkarılıyor. Yani 70 derecede 100 gram suyla 50 gram çözünüyor. Bakın 70'e çıkarılırsa diyor. Şimdi buraya kadar tamam. 70 dereceye çıkarılıyor. 70'e çıkarıldığında 100 gramla 50 gram çözünüyorsa, şuraya 100 gram suyla 50 gram çözünüyorsa, 200 gram suyla, artık 200 gram suyumuz var, ne kadar çözünür? Doğal olarak 100 gram tuz çözülür. Peki bizim ne kadar tuzumuz var? 16 gram var. 100'den 16'yı çıkarırsak 84 gram eklenmelidir. Sorumuz şöyle. Sıcaklık 60 derece santigrat. Çözünürlüğümüz 150. Yani 100 gram suda 150 gram madde çözünüyor. Tuz çözünüyor. Tuza ait sıcaklık, çözünürlük değerleri buradaki gibi. Bize ne soruyor? 50 gram su ile hazırlanan doymuş tuz çözeltisinin derişimi nedir? 100 gram suda 150 ise 50 de ne kadar? Tabii ki x'i 75 olarak buluruz. 100'ün yarısı, 150'nin de yarısı 75. Bize kütlece yüzde derişim soruyor. Neydi derişimi? Çözünen bölü m çözelti çarpı 100. Peki burada çözünen ne? 75. Peki çözelti ne? 50 gram su, 75'te çözünen var. 50, 75 daha. 125 çarpı 100. Öyleyse derişimimiz ne olur? 60 olur. Yani kütlece %60'lıktır. Sorumuz şöyle. 200 gram çözeltide 60 gram tuz çözülmüştür. Aynı sıcaklıkta çözeltiye 50 gram daha tuz eklenirse çözelti kütlesi 238 gram oluyor. Aynı sıcaklıkta ilk tuzun çözünürlüğü kaç gram bölü 100'dür? Yani 100 gramda kaç gram çözülmüştür? Şimdi
Şimdi öncelikle 200 gram çözelti, 60 gram çıkararak 140 gram 200 gram çözelti, 60 gram tuzlu. Bu da suyumuzmuş. Peki 50 gram daha tuz eklenirse diyor. Aynı sıcaklıkta 50 gram. Şimdi bizim 60 gram tuzumuz vardı. 60'a 50 daha ekledik. Kaç oldu? 110 gram tuz var. 140 gram da su var. Yani çözeltimiz kaç olması gerek? 250 değil mi? 110. 140 daha. 250 gram çözelti olması gerek. Ama çözeltinin kütlesi 238. Yani 250'den 238'i çıkarırsak 12 gram çökmüş. Yani kaba katılmış, su katılmış, tuz katılmış, sonra biraz daha tuz katılmış ve çözeltimiz 238'miş. 250 olması gerekiyordu. Nerede 12'si? 12 dipte çökmüş demek ki. Yani şu 110 gram tuzun 12'si çökmüş. Ne kadar çözülmüş? 98 gram tuz çözülmüş. Peki 140 gramda bunun çözünürlüğünü bulacağız şimdi. 140 gram suda 98 tuz gram tuz çözünürse yüzde kaç olur? Burada x'i 70 gram olarak buluruz. Yani 70 gram 100 gramda çözünen madde miktarı 70 gramdır. Diğer bir sorumuza baktığımızda biraz karışık gibi gelebilir ama çok basit aslında. Tek tek okuyalım. 50 derecede 555 gram doymuş potasyum nitrat. 20 dereceye kadar soğutulunca dipte çökme olmaması için öncelikle kaç gram eklenmelidir? 50 derecedeki potasyum nitratın şuradan 100 gramda 85 gram çözünüyormuş. Ama burada bize neyi vermiş? 555 gram doymuş potasyum nitrat çözeltisi. Çözelti olarak vermiş. Şurada çözeltisi de deniyor aslında. Tabii ki benim hızlı yazmamdan acele. 50 santigrat derecede 555 gram doymuş KNO3. İşte bunun çözünürlüğünü nasıl buluruz? 50 derecedeki çözünürlüğe bakalım. 100 gramda 85 gram. Çözeltinin tamamı ne? 185. Yani 185'te ne kadar tuz var? 85. Tuz varsa 555'te ne kadar olur? Buradan bunu 255 gram olarak buluruz. Yani bunun için 255 gram tuzumuz varmış. Peki suyu bulalım. 555'ten 255'i çıkarırsak 300 gram su var mı içinde? Peki bizden şimdi başka ne isteniyor? 20 dereceye kadar soğutulunca 20 derece için bakalım. %30 yani 100 gramda 30 gram çözünüyormuş. 100 gramda suda 30 gram tuz çözünüyorsa kaç gram suda? Tuzumuz ne kadardı? 255 gram tuz çözünür. Buradan da bunu 850 olarak buluruz. 850 gram su lazım yani bize. Ama bizim suyumuz ne kadar? 300. Öyleyse 850'den 300'ü çıkarırsak kaç gram? 550, 650, 850, evet doğru, gram su gerekir. Sıcaklık ve çözünürlük grafiğimiz verilmiş. 10 derecede
100 gram suda 20 gram. 20 derecede 100 gram suda 50 gram. 30 derecede 100 gram suda 90 gram. Y tuzuna ait sıcaklık çözünürlük grafiği verilmiş. Diyor ki 30 derecede 57 gram. 30 derecede 57 gram. Bunu 130 derecede şuna göre bir bakalım. 30 derecede 57 gram doymuş X çözeltisi. Yani tamamı suyla çözel, suyla tuz beraber çözelti dediğine göre. O zaman burada da suyla tuz beraber alalım 30 derecede. Yani 100 gramla 100 gramda 90 gram olduğuna göre 190 gram da kaç gram tuz çözülmüş? 90 gram tuz çözülmüş. Öyleyse 57 gramda kaç gram çözünür? Bulduğumuzda bunu 27 olarak 27 gram tuz çözülmüştür. Şimdi soğumaya bırakıldığında 12 gramı çöküyormuş. Şimdi 57 gramın 27'sini çıkaralım. Suyu bulalım önce. 57'den 27 tuzu çıkardığımızda 30 gram su zaten. Şimdi bu 27 tuzdu. Bu 27'nin de 12 gramı çökmüştü. Çözeltiye katılmadı. 15 gram mı? 15 gramda tuz var mı? Yani toplam 30 gram su da toplamamıza gerek yok. Çözünürlüğe baktığımız için. 30 gram su da 15 gram çözünüyor. 30 gram suda 15 gram tuz çözünürse 100 gram suda kaç gram tuz çözünür? Şöyle baktığımızda zaten 30'un yarısı çözünüyorsa 100'ün de yarısı, yani x 50 gram olması lazım. Peki 50 kaç derecede olmuş? 20 derece. Cevabımız 20 derece. Burada zaten buna göre çözeltinin sıcaklığı kaç derece olur diyor. Kahverengimizle yapalım bu kez. 40 derecede 400 gram su ile 560 gram doymamış çözelti hazırlanıyor. Çözeltiyi doygun hale getirmek için 40 gram daha tuz gerekiyor. Şimdi öncelikle 560 gram doymamış ise, öncelikle doymamışları değil. Bir suyu bir çıkaralım içinden. Suyu çıkarırsak 400'ü 160 gram tuz mu var? Bu tuzun içine 40 gram daha ekleyin diyor mu? Ne oldu? 200 gram tuz. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. 400 gram su ile 560 gram doymamış çözelti hazırlanıyor. Çözeltiyi doygun hale getirmek için 40 gram daha tuz gerekiyor. Şimdi doygun hale geldi mi 200 gram tuzla? Öyleyse ne diyeceğiz? 400 gram, bizim suyumuz kaç? 400. 400 ile 400 gram su ile 200 gram tuz katılınca doygun oluyorsa 100 ile kaç? 4'te 1'i. Bunda 4'te 1'i 50. Bunun yarısı, bunda yarısı 50. Bakın her türlü orantı kurabiliyoruz. Yani x eşittir 50 gram. Yani 50 gram bölü 100 gram. Ne demek bu? Her 100 gramda 50 gram tuz gerekir. Diğer bir sorumuza baktığımızda 50 gram, 50 tam olarak 50 olduğunu belirtelim. 50 derece santigratta 36 gram tuz içeren 186 gram çözelti. Öncelikle bununla ilgili bilgileri yaz. 186 gram çözeltinin 36 gramı tuz ise 150 gram sudur. 50 derecede, şimdi bu 50 derecede. 10 dereceye kadar soğutuluyor diyor. Aynı sıcaklıkta doymuş çözelti elde etmek için kaç gram tuz gerekir? Bunun 10 derecedeki şeyini vermiş mi? Soruya bakalım. Evet, vermiş. Evet. 10 derecede 30 gram. 100 gramdaki çözünürlüğü. Tabii vermek zorunda yani. Bunu başka türlü olmaz. Şimdi 150 gram suyumuz var. 50 derecede.
Peki 10 derece için bakalım. 100 gram su ile 30 gram tuz çözülecekse, 150 gram su ile kaç gram olur? X buradan %30 ise 45 gram tuz gerekir. Peki bize soru kaç gram tuz eklenmelidir diyor. Bizim 36 gram tuzumuz var. Ama 45 olması gerekiyor. Demek ki 45'ten 36'yı çıkarırsak 9 gram eklenmesi gerekiyor. Yazımın güzelliğinden. Son sorumuzu pembeyle kapatalım. 70 santigrat derecede 380 gram doymuş çözeltinin sıcaklığını 30 derece düşürürsek çöken tuzu çözmek için 30 santigrat derecede kaç gram su gerekir? Şimdi öncelikle 70 derecede 380'e bir bakalım. 70 derece için 380 gram. 70 derecede 90 çözünüyormuş 100 gramda. Yani çözelti dediğine göre biz de çözelti üzerinden gideceğiz. Yani çözelti 190 iken 70 derecede 190 çözelti de 90 katı var ise katı 380'de kaç olur? Kat olduğuna göre evet x 180 gram katımız varmış. 180 gram doymuş çözelti 180 gram katı varmış. Şimdi 30 dereceye düşürünce 30 derecede öncelikle bu 180'i suyunu da bulalım. 380 çözeltiydi. 380 çözeltiden 180 katıyı çıkardığımızda 200 gram suyu varmış. Şimdi 10 dereceye indirdiğimizde 10 derece demiyor. Kaç derece diyor? Pardon. 30 derece diyor. 30 dereceye indirdiğimizde burası 30 çünkü. 140'ta yani 100 gramla 40 gram çözünüyorsa kaç gramla 180 gram çözünür? 30 dereceye indirdiğimizde, düşürdüğümüzde 30 derece için yaparsak 100 gramla 40 gram çözünüyorsa 100 su ile 40 katı çözünüyorsa kaç su ile 180 katı çözünür? Katımız 180 çünkü. Buradan katı miktarını 450 olarak gram olarak buluruz. Peki bizim 450 gram katıya ihtiyacımız, pardon, su katımız var ya, suyu bulduk biz. 100 gram suyla 40 gram katı çözünüyorsa kaç gram suyla 180 gram katı? 450 gram suyumuzu bulduk. Ben de ne alaka diyorum. Peki bizim suyumuz ne kadardı? 200'dü. 450 eksi 200 eşittir 250 gram su gerekiyor. Eksik yani.